Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz kulüp olarak Ordu Üniversitesi öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmek, hayatlarının her anında doğru hareket tarzının ne olduğu hakkında sezgi ve analiz kabiliyetlerini geliştirmek, kritik düşünen birey olmalarını sağlamak için kritik analitik düşünme yani KAD sistemini onlara öğretmek, onların toplum içinde aranan, özlenen, bilgili, vakarlı, kendini bilen, yüksek ahlak sahibi kişiler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz. Bu kulübün adını sevdim ben. Yani kritik analitik düşünme ve sosyal gelişim kulübü. Bunu okuyunca aklıma hemen şu Amerika'da think tank diye bir, belki telaffuzu iyi edememiş olabilirim, bir düşünce okullarından, düşünce kuruluşlarından, fikir yürütme ekollerinden söz ederler. Ben hep şunu düşünüyorum. Ya bu Amerikalı, bu Avrupalı düşünüyor, tartışıyor, üretiyor da biz niye düşünüp, tartışıp, üretemeyelim diye hep aklıma geliyor. Yine aklıma geliyor. Bu Avrupa, bu Amerika, ben bunların düşmanı değilim. Ama beni sömürmelerine şiddetle, hararetle karşıyım. Ülkemi, İslam alemini, Afrika'yı, Asya'yı, dünyanın diğer yerlerini sömürmelerine, ondan daha öte sömürülmemize üzülüyorum ben. Onun için biz de düşünmeli, biz de tartışmalı, biz de fikir üretmeli, kendi sorunlarımız, kendi problemlerimiz üzerine kafa yormalıyız. Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeyi, kendi işlerimizi tartışarak, fikir yürüterek yeni yeni açılımlar, yeni yeni yaklaşımlar, yeni çözüm önerileriyle biz de problemlerimizin çözme noktasında bir gayret ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Türkiye'nin fikir yürüten, Türkiye'nin bireysel, ailesel, mahalli, toplumsal, Türkiye'nin sorunlarını düşünen, tartışan, bu konuda çözüm önerileri ortaya koyan insanlara, simalara, genç nesillere ihtiyacı var. Biz bu genç nesillerin oluşması için sayın hocama, sayın rektörüme teşekkür ediyorum. Kulübün üyelerine, başkanına, hizmete geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra Ordu Üniversitesi düşünme, tartışma, fikir üretme, birbiriyle hoşgörü içerisinde geçinme, barış, kardeşlik, sevgi, saygı ortamında akademik, objektif, nesnel bilgilerle inşallah Türkiye'mizin, ordumuzun, üniversitemizin bu ilde, burada katkı sağlaması noktasında elimizden geleni yapacağız. Hepinizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimle selamlıyorum. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biz şimdi beyin kapalı fikrinin içerisinde olduğu için pek fazla o tarafını düşünmeyiz. Anlatırız mesela, beyin 1,5 kilogram ağırlığında yaklaşık işte. Kadınlarda 1400, erkeklerde 1600 gram ağırlığında, pelde kıvamında kafatasının içerisinde yerleşmiş bir işte sinir dokusundan oluşmuş bir organdır deriz. Anlatırız tıp fakültesinde en temel konulardan birisidir. İşte onun ilgili çalışmasını anlatırız, şöyle görür, böyle işitir, böyle dinler falan. Ama ilginçtir yani, dersi anlatan da dinleyen hiç üzerine alınmaz. Yani şu beyin, eskiden beyin tokatlayan şov vardı. Şu beyin, sanki bizim değil bu uzaylara gelmiş birisinin beyni, şu görmüş olduğunuz beyin var ya, şöyle görüyor diye anlatırız. Oysa biz kendi kafamızın içerisindeki beyinden bahsediyoruz. Yani vücudumuzdaki hiçbir şey, yediğimiz hiçbir şey, doğrudan sinir hücresine temas ettirmez. Şimdi bunun için söylüyoruz.
bütün bunları göz önüne düşünüyor. 80 milyar tane nöronun korunması gerekiyor. Biz doğduktan sonra bu nöronlar gelişmeye başlar. Ama hiçbir zaman bir hücre ikiye bölünemiyor.